Profesyonel fotoğrafçılık hayatım henüz daha lise yıllarındayken Alman bir fotoğraf ajansıyla sözleşme imzalamakla başladı. Bu dönemde çektiğim fotoğraflar ve yazılarım pek çok uluslararası gazetede, dergide yayınlandı. Aynı zamanda Çin, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur gibi pek çok ülkede kişisel sergilerim gerçekleşti. Daha sonrasında kendi ajansımı kurmaya karar verdim. Bu ajansta yabancı pek çok sanat fotoğrafçısının işlerini temsil ediyordum. Aynı zamanda yabancı fotoğraf ajanslarının Türkiye temsilciliğini yaptım. 2015 yılından itibaren ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Meslek Yüksekokulu bünyesinde ağırlıklı olarak fotoğrafçılık derslerini yürütüyorum. Bunun yanı sıra güncel olarak pek çok uluslararası fotoğraf festivalinde küratörlük yapmaktayım. Aynı zamanda da dünyanın en saygın fotoğraf yarışmalarında da jüri üyeliği yapıyorum ve fotoğraf çalışmalarıma devam ediyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda iletişim ve tasarım programları koordinatörlüğü altında bizim iki tane programımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi grafik tasarımı programı, bir diğeri ise radyo ve televizyon programcılığı. Özellikle dijital yönü yüksek, uygulaması çok yoğun iki tane bölümden bahsediyoruz. Grafik tasarımı dediğimizde ağırlıklı olarak reklamcılık sektörüne ve son dönemde işte dijital uygulamalar ya da dijital oyunlar tarafına eleman yetiştirdiğimiz bir bölümden bahsediyoruz. Radyo ve televizyon programcılığı ise bizim daha çok medya özelinde çalışan, video prodüksiyon şirketlerinde çalışan elemanlarımızı, öğrencilerimizi yetiştirdiğimiz bir bölüm. İkisi de sahada karşılığı olan oldukça güncel bölümler, yeni nesil bölümler, dijitalle iç içe olan bölümler. Dolayısıyla son yıllarda öğrenciler tarafından da oldukça yüksek talep alıyoruz açıkçası bu bölümlerde ve onlara ilk dakikada itibaren uygulaması çok yoğun eğitimler vermeye amaçlıyoruz. Zaten bizim meslek yüksekokulumuzun en öne çıkan özelliklerinden biri de bu. 2 yıllık bir süre içerisinde teknolojik ekipmanlarla iç içe oldukları, sürekli hemen hemen derslerin %90'ında gelecekte meslekte yapacakları şeyleri pratik ettikleri, uyguladıkları dersler gösteriyoruz onlara. Ve bunun sonucunda buradan mezun olduklarında, yani grafik tasarım özelinde bakarsak hem klasik bir reklam ajansında karşılaşabilecekleri her şeyi öğreniyorlar. Bunun yanı sıra animasyon, hareketli grafik gibi artık çağımızın en önemli gereksinimlerini de burada edinebiliyorlar. Ya da radyo televizyon programcılığı tarafına baktığımızda bütün medya sektöründe karşılaşabilecekleri her şeyi öğrencilere gösteriyoruz. Her türlü ekipmana, teknik donanıma hakim oluyorlar. Bunun yanı sıra diksiyon derslerinden senaryo derslerine, habercilik derslerinden kurgu derslerine kadar pek çok farklı dersleri de burada görme ve deneyimleme şansları oluyor. Ve mezunlarımıza baktığımızda gerçekten İzmir'in ve Türkiye'nin en önemli kurumlarında çok başarıyla çalıştıklarını ve burada edindikleri bilgileri uygulamaya devam ettiklerini sektörde ve kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Gerçekten Türkiye'de çok önemli yapımlarda, çok önemli prodüksiyonlarda yer alan mezunlarımız var. Çektiği filmi Cannes Film Festivali'ne giden bir mezunumuz da var. Ya da çok önemli firmalar için reklam çekimleri yapan, dünya devleri için reklam çekimleri yapan mezunlarımız da var. Tabii ki de bunları görmek bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda meslek yüksekokulumuzda çift ana dal uygulaması da var. Dolayısıyla diyelim siz grafik tasarımı kazandınız. Yanında radyo televizyon programcılığı okuyarak ikinci bir diploma da alabiliyorsunuz. Ya da tam tersi radyo ve televizyon programcılığını kazandınız. Yanında ekstra dersler alarak grafik tasarımı diplomasını da alabiliyorsunuz. Bu da yine öğrencilerimiz tarafından oldukça memnuniyetle karşılaşan özellik diyebiliriz. Fotoğraf benim için aslında yaşamın çok önemli bir parçası. Uzun yıllardır hayatımın, yani mesleki hayatım dışında da hayatımın çok önemli bir bölümünü kaplıyor aslında fotoğraf. Fotoğraftaki hayatı dondurma, işte yaşamı en güçlü gönderiyle başka insanlara anlatma özelliği belki de benim en çok dikkatimi çeken yön olmuştur diyebilirim. Normal dışarıda koşuşturma içerisinde etrafımızda pek çok an ve olay gelişiyor. Bazılarını gözden kaçırıyoruz, bazılarını yakalayabiliyoruz. Oradaki güçlü anları dondurma, işin içerisine biraz sanatsal ve farklı bir bakış açısı katabilme, başka insanların görmediği şekilde
şekilde farklı perspektiften yaşama bakma fırsatı aslında beni fotoğrafa en çok çeken şey olmuştur diyebilirim. Sürekli etrafımızda görüntüler var. Artık çağımızın gerekliliği. Hareketli ve hareketsiz pek çok görüntüye maruz kalıyoruz gün boyunca. Ama fotoğrafın şöyle bir gücü var. Eğer siz bir fotoğrafa baktığınızda o fotoğraf sizin içinize işliyorsa eğer, aradan yıllar geçse de ve o fotoğrafı çok uzun yıllar boyunca görmeseniz bile birisi o fotoğrafla alakalı birkaç kelime size söylediğinde zihninizde canlanır. Bu hareketli görüntülerde bu kadar güçlü değildir. Zaten fotoğraftan hala bizim vazgeçemememizin temel sebeplerinden biri de bu. Zihnimize kazınan imgelerle yaşıyoruz ve o güçlü imgeler sayesinde aslında hayattan besleniyoruz ve hayatın izlerini taşıyoruz diyebiliriz belki de. O yüzden bu fotoğrafın içindeki hikayeler benim için her zaman çok dikkat çekici olmuştur ve o hikayeler sayesinde fotoğrafa olan ilgim hiç azalmadan hep canlı kalmaya devam etmiştir.